güzel bir müjde de verecektir. Biz konuşmak, görüştük. Çok güzel şeyleri sizlere sunmanın peşindeyiz. Çocuklar bizim için çok önemli, çok değerli. Sizlere çok değer veriyoruz, kıymet veriyoruz. İşte bugün de buradayız. Niye buradayız? Sizler için buradayız. Sizleri çok sevdiğimiz için buradayız. Sizler yarınlar için bizlere örnek olmak zorundasınız. Hamdi Mandıralı ve Ahmet Dursun Beyefendi. Buradalar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Tanju Çolak niye geldi buraya? Tanju Çolak sizler için geldi. Tanju Çolak Tanju Çolakları keşfetmeye geldi. Tanju Çolak sizin içinizdeki yetenekleri alıp Süper Lig'e götürmeye geldi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bir alkış. Yetenekliyim ama keşfedilmemişim. Keşke biri gelseydi beni keşfetsin diyen gençlerimiz için işte Tanju Çolak burada. Keşke ben de vaktiyle bir keşfetseydi diyorum. Ben de çok iyi oynardım ama o zaman böyle şansımız olmadı. Olamadı. Bizim spor uzun bir aradan sonra birinciliğe yükseldi. Yapılan transferleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi ben takipçisi değilim. Çok da olmadım ama yabancılarla ilgili duyumlarım doğru olmadığı, iyi olmadığı söylüyorlar. Bu ligde, bu oynadığınız ligde, Şanlıurfa'nın liginde eğer yabancıları iyi olursa, kaliteli olursa şampiyon olursun. Kaliteli olmazsa orta sıralarda olursun. Daha aşağıda olursa küme düşer. Peki şöyle bir şey de söyleyeyim. Şanlıurfa biliyorsunuz genç nüfusunun çok yüksek olduğu bir yıl. Bundan sonra Şanlıurfa'da gençler hak ettiği değeri alacaklar mı? Bunun cevabını ben vermem. Veremem. O yüzden burada. Ben niye buradayım bugün? Ben hiçbir şey beklemeyiz için buradayım. Sağ olsun başkanım da söz verdi. Bir ay içinde bunu çözeceğiz. Güzel bir projeye imza atacağız. Niye? Çocuklarımız için. Yarınlar çocuklar için arkadaşlar. Herkes biz geldik 59-60 yaşına. Başkanım 50 yaşında. Allah'a şükürler olsun. Genç delikanlı. Ne güzel bak. Oturduk 10 dakika içinde sohbet ettik. Ben dedim çocukları çok seviyorum. Başkanım da dedi ki, başkanıma dedim ki bana dedim bir 10 dönüm ver verdi. Çocuklar için alırsa her şey yapayım dedim. Havuz bile yapayım dedim. Verdim gitti dedi. Yanlış mı başkanım? Bu kadar güzel bir insan. Sahip çıkarıp destek verelim böyle güzel. Teşekkür ederiz. Vallahi güzel. Tanju Çolak dedi ki efendim ben geldim Urfa'ya. Urfa'yı çok sevdim. Gençlerimizi çok sevdim. Efendim burada gençlerimiz de çok. Ben burada sizinle bir işbirliği protokolü yapmak istiyorum. Beraber çalışmak istiyorum. Ben de ona cevap verdim. Beraberiz. Teşekkür ederim. Hazır mısınız? Evet. Hazır mısınız? Evet. Göreceğiz bakacağız. Hadi bakalım. Hadi hayırlısı olsun bakalım. Hadi. Yerli ve milli olmasını canı gönülden istiyorum. Ben de istiyorum. Tunus'un bize vereceği çok bir şey yok. Veremedi de zaten. Takımdaki uyumsuzluk ortada. Takımdaki formsuzluk ortada. Takımdaki sevgisizlik, arkadaşsızlık ortada. Bu da ben inanıyorum ki Alman bankasından dolayı bunlar oluyor. Valla hem yerli olsun hem milli olsun ama bizden olsun. Böyle bir karar alınca çok da mutlu oluruz. İsimler dolaşıyor. Tabii büyükler bir şeyler yapacaklar ama doğru isim önemli. Örnek olacak isim önemli. Kaliteli, başarılı olan isim önemli. Böyle bir teknik direktöre Türk milli takımın ihtiyacı var diye düşünüyorum. Son bir soru. Galatasaray yarın Şampiyonlar Ligi maçı çok zorlu bir grupta. Grup zorlu ama yenebileceğimiz bir takım Openak. Ama Samsun maçındaki oyunu oynarsa o tempoda devam ederse yarınki maç zor. Çok zor.